Efendim bugün öyle bir şey konuşacağız ki öyle bir ürünü konuşacağız ki hepimizin bir şekilde dokunduğu bir ürün. Altını konuşacağız. E, hayatımızın olmazsa olmaz e, parçalarından biri neredeyse altın. Hem e, hediyelik anlamında hem takı anlamında hem tasarruf aracı anlamında birçok anlamda e, çok şey ifade ediyor. Zaman zaman ekonomi ile ilgili yetkililer de altını dile getiriyorlar. Biz biraz o tarafını konuşacağız çünkü konuğumuz o konuyu yani yastık altı altın meselesini en doğru bilen en iyi bilen demiyorum ama en doğru bilen e, isimlerden biri Ayşe Hanım. hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Gerçekten e, sizden çok şey öğrendi Türkiye kurumunuzdan çok şey öğrendi evet. altın konusunda e, geldiniz katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve hemen başlıyorum. Ya yani bu yastık altı biz zaman zaman dile getiriyoruz. Ee, ne kadar altınımız var yastık altında sorusu zaman zaman gündeme geliyor. Şunu bize bir anlatsanız ya tam çerçeveli olarak. Emniyetle Yani yastık altındaki altın özellikle son 3-5 ayın içinde diyelim çok fazla gündeme geldi. Bu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 1-2 yıl önce bu konuda bir inisiyatif göstermesiyle vaktinde başlayan bir çalışmanın bugün Hazine Bakanlığı tarafından tamamen sahiplenip Türkiye ekonomi modeli başlığı altında yapılan açıklamaların içinde altın tasarruf sistemi başlığıyla ele alınmasıyla birlikte gündeme oturdu. Bugün artık bakanlık da bir açıklama yaptığında bu sistemden bahsediyor. Bakanlığın oluşturduğu bir site var. Burada tanıtımlar yapılıyor. Her konuşmanın içinde bununla ilgili artık bir takım söylemler yapılıyor. Dil birliği Fakat, ve fikir birliği oluştu gibi. Oluştu sanırım. gibi diyebiliriz gerçekten evet. ama Yine de az önce sizin dediğiniz gibi altın o kadar hayatımızın içinde her yerde ki bugün bir taksiye biniyorsunuz takside altın sohbeti yapıyorsunuz evet. kuyumcu da altının kaç paraya çıktığı ne zaman altın düşeceği, günlerimiz var ne zaman altın günlerimiz var Değil tabii yani. ki kesinlikle dolayısıyla altın hayatımızın her yerinde. Şimdi altının aslında yastık altındaki serüvenine baktığımız zaman binlerce yıllık bir geçmiş var Türkiye topraklarında altının geçmişi binlerce yıla dayanıyor. Böyle olduğu için de altın vaktinde bir e, barter e, takas aracı olarak kullanılmış, para niyetine kullanılmış, takı olarak kullanılmış, güvence olarak kullanılmış. Altın hayatımızın içinde Türk topraklarında, Türkiye topraklarında yaşayan insanların hayatında her daim var olmuş. Böyle olduğu için de ister istemez yüzlerce yıllık bu geçmişte altın hep bir tasarruf olarak, bankacılık sistemi yok, daha sonra krizler çıkıyor, krizlerin getirdiği güvensizlikler başlıyor, yastık altına bir şekilde gitmiş. Ve tabii ya aslında e, altının gerçekten ekonomi sisteminin içinde finansal sistemin içinde yer alması da bankacılık sistemine girmesiyle başlıyor aslında. Ondan neler de saklayacaksınız saklayacağınız yer ancak kasa olabilir. Mevduat hesapları 10-12 yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle de altının yastık altındaki rakamını hesaplamak istediğimizde, biz yaklaşık bir 25-30 yıllık bir dönemi önümüze yatırıp kayıtların olduğu dönemi, bu da işte 80 ile 2000 arasındaki döneme tekabül ediyor. Bu dönemin bir hesabı yapılıyor. İthalat, ihracat, üretim verileri alt alta konuluyor. Bu çalışmayı Merkez Bankası yapıyor. Bu çalışmayı World Gold Council, Dünya Altın Konseyi yapıyor. Bu çalışmayı İstanbul Altın Rafinerisi olarak bizler yapıyoruz. Hepimizin yaptığı çalışmaları bir ortak payda da topluyoruz. Bunları değerlendirdiğimizde bu yaklaşık 2010-12 yıllarında bu rakam 3800 tondu. 2010-12 yıllarında. Ve 25 yıllık bir çalışmanın sonucundaydı. Parasal olarak Değil Şimdi tekrar. 3800 tonu da ben bugüne uyarladığımız zaman yaklaşık biz 5000 ton diyoruz. Çünkü üstüne gelen onlarca yıl daha var. Geçmişte kayıt dışı olanlar var. 5000 ton dediğimiz altın bugünün değeriyle yaklaşık 300-320 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Yani gayri safi milli yarısı bu rakam Aşır, hemen evet. hemen. Dolayısıyla çok ciddi bir ekonomiden bahsediyoruz. Ha tabi. 300 milyar burada var. O harika bunu hemen çıkaralım ekonomiye sokalım. Bu da gerçekleşeceği bu kadar kolay olan bir olay değil maalesef. Çünkü yastık altına gittiği süreç işte 50 yıllık bir süreç. Hatta 100 yıllık bir süreç. Ve bu 50-100 yıllık süreçte bir yandan yastık altından çıkarken bir yandan yastık altına girmeye tekrar devam, devam ediyor. Edelim. Çünkü bu ongoing bir süreç, devamlılığı olan bir süreç. Bu süreci izlediğiniz zaman görüyoruz ki bu 5000 ton 3 aşağı 5 yukarı doğru bir rakam. Bu rakamdan yola çıkarak biz hep şunu dedik. Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmamız lazım. Bunun ilk enstrümanı olarak da yaklaşık 12 yıl evvel e, az önce sizinle sohbette bahsettik. Şirketimizin kurucusu rahmetli Ömer Halaç bu, kendisi evet. Bu arada evet, rahmettan diliyoruz kendisini. Rahmet ve saygıyla anıyoruz Çok gerçekten. sevdiğimiz bir iş insanıydı. Sağ olun aynı şekilde ve çok hani ileri görüşlü bir insan evet. olarak vaktinde şunu düşünmüş. Demiş ki neden altın bankacılık sisteminin içinde değil? Bunu daha fazla bankacılık sistemin içinde kullanılabilmesi için gram altın formatına döndürelim. Külçe altınların küçüklerini yapalım. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram gibi çeşitli ölçülerde olsun ama bir standarda olsun. Gram altının mücidi altın diyoruz değil mi? Aynen Ömer öyle. Mi? Aynen öyle. Evet. E, gram altının çıkmasıyla birlikte standart bir ürün oluşmuş oluyor çeşitli boyutlarda, ebatlarda. Dolayısıyla da bu olunun oluşmasıyla birlikte bankacılık sisteminde artık dolar hesabı, TL hesabı, euro hesabı açmak gibi altın gram hesabı açmak da mümkün oluyor. Bunların yapılmasıyla birlikte artık finansal sisteme girince işte yaklaşık 12 yıldır biz yastık altındaki altını ekonomiye nasıl katarızın üzerinde çalışıyoruz. Belki bunda şöyle bir şeyin de rolü var diye düşünüyorum ben. İstanbul Altın Rafinerisi vaktinde hazinenin önderliğinde Türkiye'de altın sisteminin kurulması. Türkiye'nin dünyanın altın merkezi, lojistik merkezi olması için oluşturulmuş bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içinde altın borsasının kurulması da var. İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurulması da var. Bu sürecin bir parçası olarak başlamış. Bugün artık İstanbul Altın Rafinerisi özel bir şirket. Ee, ama bize yüklediği bir takım vizyon ve misyonlar oluşmuş. Çünkü siz bu işin önderisiniz. Aynen değil öyle. Mi? Yani... Bu önderlik hala aynen devam ediyor. Yani. Dolayısıyla biz 12 yıldır yastık altındaki altının çıkarılması için maksimum çabayı sarf ediyoruz. Merkez bankalarıyla, hazine bakanlığıyla, işte darpaneyle, BDDK ile ilgili tüm kurumlarla görüşerek bunu nasıl çıkartabiliriz üstüne çalışıyoruz. Bunu işte 10-11 yıl önce altın bankacılığı denen, işte bankalarda altın günleri adı altında yapılan eksper sistemiyle altının toplandığı mekanizma kuruldu vaktinde. Bu mekanizma 10 yıl kadar işledi. Bunun için biz İstanbul Altın Rafinerisi olarak 12 bankayla birlikte bugünleri yaptık, devam ettik. Ve o günden bugüne 10-12 yılın içinde yaklaşık 120 ton altın toplandı. Ve bu 120 ton altının da yaklaşık %95'ini İstanbul Altın Rafinerisi'nin çalışmalarıyla toplandı. Dolayısıyla veriye çok hakimiz. Yani halkın nasıl tepki verdiği. Öyle, öyle şey değil yani biz yastık altında bilinmez Noktada değiliz. Hayır, değil kesinlikle. Veriler bizde var. Aynen öyle. Ee, 10-12 yıldır bu çalışma yapıldığı yapalım. için halkın tepkileri, hangi bölgelerinin nasıl cevap verdiği, hangi yörelerden daha fazla bu işe geri dönüş olduğu bunların hepsinin bilgileri var elimizde. Bunları görünce biz şunu dedik. Dedik ki sonuçta yastık altında 5000 ton altın var. Bizim amacımız bunu maksimum düzeyde çıkarmak ve sürdürülebilir şekilde çıkarmak. Yani sürekliliğinin tamam. olması. Bir kere yapalım, çekilelim kenara değil. O biraz öyle yapılmış geçmişti değil mi bir, biraz bir, öyle biraz yani. da bir, e, ilk bir hareketlenmeden sonra sahip çıkılmadığı dönemler de oldu evet, doğal anladım. olarak çünkü ekonominin değişkenlikleri olan süreçler çeşitli e, ihtiyaç dış olunca dış sanki değil. Yastık aynen yastık öyle. altındaki dış etkenler evet. değişiyor kararlar değişiyor e, dolayısıyla bu sürenin içinde yılda toplanan rakam 10 ton mertebesine geldi. Yılda 10 tonu bizim amacımız hep böyle hayal ettiğimiz 100 tonlara, 100 tonların üzerine çıkarmaktı ki sürdürülebilir anlamda hmm. bu işi yapıldığında yastık altındaki altın küçülmeye başlasın, ekonomideki değeri artmaya başlasın. Doğru. Bunu yapmak için de sürdürülebilir dediğimiz zaman akla gelen en önemli şey ne? İnsana bağlı olmamak aslında. Çünkü hmm. insana bağlı olduğunuz zaman eksperler bu değerlemeyi yapıyor. Bankalarda eksper bulunduruyorsunuz. Bankanın şubesiyle e, sınırlısınız. İşte bir banka diyor ki ben çarşamba günleri toplarım. Öbür banka diyor ki ben perşembe günleri toplarım ve diyor ki şu 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 noktalarda toplarım. Size SMS atıyorlar. Diyorlar ki çarşamba günü altın günü var gel. E siz müsait değilseniz gidemiyorsunuz. Bunun yeteri kadar tanıtımı yapılmazsa halk bunu yeteri kadar bilmiyor. O yüzden bunu sürdürülebilir kılmanın yolu da çağ artık teknoloji çağı, inovasyon çağı, yazılım çağı. Dolayısıyla biz bunun bir yazılma dayalı olmasını, bir teknolojik altyapının üzerinde kurulmasını öngördük. Ve geçtiğimiz 4-5 yılın içinde bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve dedik ki insana bağlı olmaktan nasıl çıkarırız? Altını en iyi tanıyan yer neresi? Kuyumcu. Dolayısıyla kuyumcuyu bu sistemin içine katmamız lazım. Çok güzel. Fakat kuyumcu dediğimiz zaman tüm Türkiye satında baktığımızda kayıt üstünde 35 bin kuyumcu görünüyor. Bunun içinde saatçisi de var, vücutörcüsü de var, işte açmış kapamış olanı da var. Dolayısıyla bunları bir ayrıştırmak lazım tabii ki. Ve hani böyle bir çalışmayı işte 10 bin noktada yaptığınız zaman güvenliğini sağlamak söz konusu, bunun altyapısını sağlamak söz konusu. Dedik ki bizim hedefimiz şu olsun. Türkiye sattığında 81 ilimiz var. 81 ilin ilçelerine yayıldığımız zaman 950-980 civarında noktaya ulaşmış oluyoruz. Bunların bazıları büyük, bazıları küçük. Dolayısıyla 1000 ila 1500 nokta arası Türkiye kavurucunda yeterli bir sayı diye göründü. Bunu harita üzerinde çalışmalarını yaptık. Bir de az önce söylediğim gibi biz şunu zaten biliyoruz. İstanbul'un şu bölgesinde 10 kilo toplanırken, Konya'nın şu bölgesinde 30 kilo toplanabiliyor. Bu verileri de biliyoruz. Veri, e veri de var elimizde. Veri de var elimizde. Dolayısıyla da. bu verileri de takvim, e, takvim diyorum, Hayıtanın üstüne yatırdığımızda biz bu kapsama alanı nasıl yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan yola çıkarak kuyumcu altın değerleme sistemi dediğimiz bugün KATS diye andığımız sistemi oluşturduk. Biz bu sistemi oluşturduk, yazılımını yaptık, bunun altyapısını kurduk, çalışmalarını tamamladık. Bu çok ciddi bir çalışma bu arada. Çünkü güvenlik her şeyden önce. Halkın güvenini kazanmazsanız hiçbir şekilde teveccüh göstermiyor size. O yüzden halkın güvenini kazanan sistemi kurmak için bu çalışmaları tamamladık. Bunun üzerinden geçerken bir bilgisayar sistemi, yazılım sistemi, bunun üzerinde bir takım OTP dediğimiz şifreleme sistemleri halkın güvenliğini sağlayacak. Her şey oluşturuldu. Tam bu dönemde de işte yaklaşık 2-2,5 sene evvel e, Hazine Bakanlığı da bu konuya daha fazla nasıl yapabiliriz diye ilgi göstermeye başladı. Onun üzerine kendileriyle el ele verdik. BRDK'yı aldık, masa, derphaneyi hepsiyle bir araya aynı masaya oturduk. Bizim zaten yazılmış olduğumuz sistemi daha kurallara uygun, mevzuata uygun, devletin de arkasında duracağı bir modele nasıl dönüştürürüz çalıştık. Bu çalışmalar tamamlandı. O arada da bir de kuyumcu altın değerleme sistemi dediğimiz sistemin değerleme kavramını oluşturmak vardı. Burada değerleme dediğimiz şey altının satış fiyatı değil. Siz çünkü nihai tüketici olarak altınınızı satmak isteseniz zaten kuyumcuya gidersiniz satarsınız. Satmak istemeyen insan yastık altında tutuyor. Dolayısıyla bizim amacımız ne? Bu yastık altında evinde tutan insanın altınını bankacılık sistemine getirip altın olarak korumasını sağlamak. O nedenle değerleme dediğimiz şey aslında şu. Siz kuyumcuya gittiğiniz zaman elinizdeki bileziğinizi, çeyreğinizi götürdüğünüz zaman kuyumcunun yaptığı şey aslında bu altın sahte midir değil midir? kaç ayardır? Bunun tespitini yapmak. Ondan sonra ekrana girdiğinde diyor ki iki tane 22 ayar bilezik, dört tane çeyrek altın gibi verileri girdiği anda sistem kendisi hesaplıyor. Çok Getirdiğiniz güzel. altının kaç gram saf altın ektiğini. Ve bu değerleme rakamları bilgisayara yüklenmiş olan değerleme rakamları devletin çeşitli kurumları tarafından kontrol edilmiş, denetlenmiş ve standartize edilmiş bir rakam. Yani siz biraz ara verdiğimiz örnekten gideyim. Konya'daki e, kuyumcuya da gitseniz, İstanbul'daki kuyumcuya da gitseniz, Van'daki ne de ama gitseniz ama bu sizin belirlediğiniz bu 1500 aynı. civarında Aynen. Bu ADN dediğimiz evet. altın Sisteme değerleme noktalarında. Evet. Bu ADN dediğimiz altın değerleme noktalarını da çok ciddi bir kriterlerle seçiyoruz. Seçkin kuyumcuları belirliyoruz. Diyoruz ki en az şu kadar yıldır kuyumculuk yapıyor olmak. Bu süre içinde hiçbir sıkıntı yaşatmamış olmak. Bir de denetliyorsunuz onları. Müthiş bir denetlemeden geçiriyoruz. Her türlü uyum kontrolünden geçiriyoruz. Bir de sistem var zaten. Aynen Yani hata yapma şansını hemen hemen minimuma, sıfır. minimuma indirmişsiniz. Sıfıra yakın evet, diyeyim gerçekten. Evet. Çünkü insanın dahli yok işe. Yani sonuçta sistem Çünkü belirliyor. Çünkü öbür türlü Kapalı hesap makinesiyle sistem size çıkarttığı zaman 5 tane kuyumcu çek etmek için 5 kuyumcu dolaşmak zorunda. Tabii yani. bizim nesil çok iyi bilir. Biz aynen evet. dediğiniz evet. gibi eskiden bir tanecik şey satılacak evet. olsak, alacak olsak 5 kuyumcu beş gezerdik kuyumcu. Evet. ve 5 ayrı fiyat bulurduk. Bu beş sistem ayrı fiyat, evet. Aynen. Bu sistem artık böyle değil. Çünkü satmıyorsunuz, değerleme yaptırıyorsunuz ve standart denetlenmiş rakamlarla bu değerlemeyi yaptırıyorsunuz. Müthiş bir güvene dayalı sistem. Biz bu sistemi kurduk. Hazine Bakanlığının da onayıyla birlikte yaklaşık 1,5 bir yıl evvel aslında hayata geçirdik. Fakat tabi bu bir yazılım ve tüm Türkiye'ye yayılan bir sistem olduğu için teknik altyapının denenmesi gerekiyordu. Arkada bu sistem bankalarla entegre çalışıyor. Yaptığınız işlem siz kuyumcudan içeriye girip bu işlemleri yaptığınızda maksimum 3-4 dakikanın içinde tamamlanıyor ve siz dükkandan çıkmadan evvel getirdiğiniz altınlar bankadaki hesabınıza geçmiş oluyor. Bankadan cep telefonunuza bir SMS gelmiş oluyor. SMS'te işte Sayın Celal Toprak şu anda şu bankadaki şu hesabınıza 33 gram has altınınız yatırılmıştır diye mesaj geliyor ekranınıza. Dolayısıyla bu sistemi denememiz gerekiyordu. Bu yüzden de başlangıçta devlet bankalarıyla başladık. 5 tane kamu bankasıyla birlikte biz bu çalışmayı önce İstanbul, sonra 3 il, sonra büyüterek devam ettik. Bu yılın başlarında biz yaklaşık... 50 ile ve toplamda 150 noktaya ulaşmışken işte çeşitli değişiklikler şunlar bunlar devlet nezdinde olduğunda Sayın Nurettin Nebati Hazine Bakanı olarak geldiğinde bu konuyu zaten 2 yıldır çalışmakta olduğumuz konuyu çok iyi bilen bir insan. Evet, Bilgider olduğu için de bir de meraklısı Aynen, Aynen, veri meraklısı da. Evet. Çok hızlı bir şekilde sahip çıktı konuya. Ve e, bu dönemde de malum işte Türkiye ekonomi modeli geliştiriliyordu. Bunun içinde tasarruf zaten devletin planlamaları arasındaki en önemli kalemlerden bir tanesiydi. O yüzden Şubat ayının sonlarında yaptığı açıklamada Türkiye ekonomilerinin içinde altın tasarruf sistemini anlattı ve altın tasarruf sisteminin içinde de bugün devletin altın gov.tr sitesinde açıklanan 3 tane kalem yer aldı. Bir tanesi e, darpaniyenin çeyrek altınları ile ilgili bankaların açtığı bir çeyrek hesap modeli. Diğeri direkt katsiz kuyumcu altın değerleme sistemi. Üçüncüsü de 10 küsur yıldır uygulanmakta olan ekspertiz sistemine dayalı bankaların yaptığı ekspert çalışması. Dolayısıyla sahada test edilmiş, denenmiş, çoktan çalışan katsiz sistemi bugün bu sistemin e, altın tasarruf sisteminin içinde en önemli oyuncu olarak yerini aldı. Şimdi hedefimiz ne? İşte biraz evvel söylediğim 50'ye kadar gelmiş il sayısını 81 ile kadar götürmek. Bu 81 ilin içinde ilçelere doğru yayılmak ve bu 1500 noktaya doğru büyümek. Bugün 200'e gelmiş bir sayıdayız. Her gün ilerleyerek devam edecek bu bu şekilde. Ve inşallah 1500 noktaya 81 ile geldiğimizde hedefimiz artık Yıllık yoğun tonlardan 20, 30, 50, 100 diye devam ediyor. Hiç virgül koymadan dinledim sizi. Heyecan verici. Evet. Ee, özellikle bunun yapılı, yapılıyor olması e, Türkiye açısından bu belki de 100 yıllık hayal Gerçekten e, diye öyle. düşünüyorum. Ee, çok da iyi oldu. Peki ne olacak bunu olunca? Yani Bu hı hı. gerçekleşince e, bu sistem hayata geçip daha hızlı bir şekilde altının ekonomiye katılmasını evet. sağlayınca ne olacak? Hemen oraya geleyim. Şimdi yastık altındaki altından çıkardığımız miktar yılda 10 ton dedik. Hedefimiz 100 ton dedik. Şimdi Türkiye'deki altının hikayesine baktığımız zaman altın konusunda Türkiye çok öncü ülkelerden bir tanesi. Dünya ligine baktığımızda kuyumculuk sektöründe ilk üçte yer alıyoruz. Rafinasyon sanayinde de ilk üçte yer alıyoruz. İstanbul Altın Rafinerisi kapasitesi açısından dünyanın en büyük ikinci rafinerisi konumunda. Dolayısıyla yıllık 4000 ton gibi dünyada bir altın hareketi var her sene. Bu altın ticaretinin veya altın hareketinin toplamda yer aldığı işin içinde sadece Türkiye'nin payı %10. Tüm çok... dünya diye baktığımız zaman çok ciddi bir rakam bu. Doğru. Yılda 400 ton civarında bir altın Türkiye'de üretiliyor çeşitli şekillerde. Rafinerilerde üretiliyor. Rafinerilerde üretilen saf altın kuyum sektörüne geçiyor, sanayiye geçiyor, tıbba geçiyor. Yani diğer alanlara da dağılıyor. Bu 400 tonun ham maddesi nedir? Gene altındır. Topraktan çıkan altındır. Hurdadan gelen altındır. İki tür Doğru. ham madde var. Topraktan çıkan altına baktığımızda Türkiye'de madencilik geçtiğimiz iki yıl evveline kadar yılda 20-25 ton altın çıkardı. Geçen sene bu rakam 40 tonlar mertebesine geldi. İkiye katlandı. Evet, ikiye katlandı. Bu çok büyük güzel bir başarıydı. Evet. İnşallah daha 60'lara çıkması hedefleniyor ama 400 tonun içinde 40 tondan bahsediyoruz. Doğru. Dolayısıyla geriye kalan 360 ton gene ihtiyaç devam ediyor bu ham maddeye. Bunun bir kısmını da hurdadan aldığınızı düşünürseniz, diyelim ki 150-200 ton arası da hurdadan getirdiniz, sizin her yıl 200 ton ithalata ihtiyacınız var. Türkiye'nin cari açığı en büyük sorunlarından bir tanesi ve geçtiğimiz yıllarda zaten hızlı bir yükseliş olunca altında cari açıkla ilgili altında ithalata bir takım önlemler getirilmeye çalışıldı. Aslında ithalatı tamamen durdurmak da doğru bir kavram değil, değil. çünkü Ama üretimi ve ihracatı. Bu sistem atıyorlar. azaltacak bir kavram. Aynen. Ekonomi Buradaki öyle bir katkısı oluyor. Bu kritik nokta bu aynen. Yastık altından 100 ton çıkardığınız zaman 100 ton daha az ithal edeceksiniz evet, demektir. Doğru. Bu çok önemli bir şey. Cari açığı azaltacak, ithal ihracatı arttıracak ve bu arada esas bir diğer konu da bu dış ticaret dengeleri açısından olan rakamken diğeri de iç piyasalardaki hareketlilik. Çünkü 100 ton dediğiniz rakamın karşılığındaki ekonomi 6 milyar dolar. 6 milyar dolarlık bir rakam ekonominin içinde aktif olarak döndüğünde siz bunu krediye dönüştürebilirsiniz, yatırıma dönüştürebilirsiniz. Küçük işletmeler mesela... Baz etkisi olacak onun. Aynen. Yani Şimdi... belki 6 milyar doları 60 milyar dolar olarak Aynen öyle. kullanacaksınız. Çünkü bilirsiniz altın kadınındır Türkiye'de özellikle Anadolu'da. Şimdi ben hep şunu söylerim bir kadın yönetici olarak kadını iş hayatının içinde daha fazla görüşmek görmek istiyoruz. Daha aktif görmek istiyoruz. Anadolu'da kadınlarımız çok girişimcidir aslında. Sürekli bir şeyler üretirler. Doğru. Şimdi altınını getirsin, evde durmak yerine bilezikleri götürsün bankaya koysun. Bunu bankaya koyduğunda banka bunu teminat saysın aynı zamanda. Karşılığında bir kadın işletmeci kredisi versin. Bu aldığı Doğru. krediyle ekonominin içine dönsün. Yani sayacağımız faydalar o kadar çok ki katlanarak devam ediyor. Bizim arzumuz bütün bunların hayata geçmesi ve biraz evvel söylediğim gibi bunun bir yıllık bir iş olarak değil, her sene devam edecek, sürdürülebilir bir iş olarak görülmesi. Altın rafinerilerinin sayıları da artıyor. Türkiye evet. bu işi kotardı diye düşünebilir miyiz? Yani... Prensipte evet. Çünkü evet. bundan bir 20 yıl evveline gittiğiniz zaman Türkiye'de bu işler hiçbir şekilde bu seviyede değilken bugün 6 tane rafineri var. Kuyumculuk sektöründe ilk 3'teyiz. Müthiş üretimler, tasarımlar yapılıyor. Ama tabii 6 rafineri şu anda... Uluslararası pazardan ziyade iç pazar için konuşulan Doğru. bir şey. Bunlar borsada kote edilmiş rafineriler, borsanın kabul ettiği rafineriler. Ancak uluslararası pazarda LBMA, London Bullion Market Association denen bir yapı var. Bu yapının akreditasyonu tüm dünyada geçerli. Yani siz altınınızı Türkiye'den gönderip İngiltere'deki bir volta gönderdiğinizde veya Hong Kong'a ihraç ettiğinizde, Dubai'ye ihraç ettiğinizde, Almanya'ya ihraç ettiğinizde sizin altınınızın banka tarafından kabul edilmesi için LBMA altın olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de sadece iki rafineride bu var. İstanbul Altın Rafinerisi bu anlamda en önemlisi en büyüğü. Şöyle söyleyeyim biz İstanbul Altın Rafinesi olarak her yıl 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ihracat yapıyoruz. Bu ihracatımızla sektör birinciliği her zaman zaten devam ediyor. Türkiye sıralamasında da ilk 20'de, ilk 10'da yer alıyoruz. Şimdi bu, bu LBMA standartının getirdiği bir özellik. Çünkü dünyada birçok ülkeler çeşitli ekonomik krizlerden dolayı birbirlerine iş yapmazken, bazı ülkeleri durdururken, bazı finansal kurumlarla çalışmazken İstanbul Altın Rafinerisi sahip olduğu bu LBME akreditasyonu sayesinde her dönemde her ülkeyle ticaret yapabiliyor. Bu ihracatın önünü kesmemek lazım. Doğru. O yüzden de ham madde temini bizim sektörümüzde çok önemli bir konu gerçekten. Ve bu bahsettiğiniz sistem de ham maddede çok önemli bir enstrüman olarak devreye evet. girebilir. Şimdi biz altının ancak yarısından yarısını yani dörtte birini sizinle konuşabildik. Uh -huh. Demek ki daha çok e, kanalımıza e, ziyaret etmelisiniz. Daha çok İnşallah. anlatmalısınız. Altınla ilgili gerçekten çok doğru bilinmeyen, yanlış olarak algılanmış bir takım doğrunun yerine geçmiş bilgiler var. Belki onları biraz daha geri plana ittirmek için sizin ya da sizin gibi isimlerin sektörde daha çok konuşması gerekir diye düşünüyorum. nacizane Memnun ben bunu. oluruz gerçekten. Çünkü çok, dediğim gibi hakikaten bir de yakınsınız bize. yanlış bilinen evet. gerçekler çok evet. fazla var. Yakınızda her zaman yani her anlamda yakınsınız. Yani hem fiziki olarak hem hı hı. size altına biz çok sıcak evet. bakan bir kurumuz. Çok teşekkür ediyorum ben. ben. teşekkür Çok ederim. sağ olun. Bu arada kurucunuzu tekrar rahmetle sağ olun. anıyorum burada. Çok sağ olun efendim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Noktalıyoruz bugün de. Çok teşekkür ederiz efendim.